Sevgili izleyiciler, Hayatın Tadı Tuzu programıyla yine birlikteyiz. Yine gördüğünüz gibi ürünlerimiz masamızda ve tuzun duayeni, tuzun kaşifi diyoruz kendisine. Sayın Mahmut Küçükdoğan da yine konuğumuz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk Levent Bey. Tuzsuz hayat olmaz. Yine burada bir sürü ürün gamımızı geliştirmişiz. Evet. Her geçen gün artan bir masa almayacak sanırım. Almaz. Daha böyle çoğalacak. Çünkü yeni, rengarenk yeni sabunlarımız var burada. Yeni ürünlerimiz evet, var. Yeni bunları konuşacağız. Tuz. En önemlisi beni, de bugün. Beni ne üzüyor biliyor musun Levent Bey? Buyurun. Şimdi buna da tuz diyoruz. Tuz olmayan, tuz vasfını yitirmiş olan ürünlere de tuz diyoruz. Beni en çok üzüyor ve anlatıyorsun sonucunda adam diyor ki ya doktor bana tuz yeme dedi diyor. Kardeşim senin yeme dediğin tuz değil ki. O tuz vasfını yitirmiş, kokmuş bir meta. Onu ben de yeme diyorum. Maalesef ona da tuz diyorlar. Buna zaten da, ona da tuz diyorlar, buna da tuz diyoruz. Biz kendimizi şöyle ayırt ediyoruz. Sıvı tuz diyoruz buna. Buna sıvı tuz diyerekten diğer tuzlardan ayrı diyoruz. Şu anda dünyada adı ne olursa olsun hiçbir tuz doğru değildir. Hepsi tuz vasfını yitirmiş, tuz niteliğini yitirmiş ama tuz dediğimiz bir metadır. Bugün insanoğlunun yiyeceği ve kullanacağı kendisine faydalı tek bir tane ürün vardır. O da bizim çıkardığımız sıvı tuz. Bunun haricindeki tuzların hiçbirisi tuz değildir. O zaman tuz vasfını yitirmiştir. Bir hatırlatma yapalım o zaman. Evet. Sıvı tuz derken sıvı tuzun bir özelliği var. Yani o sıvı tuzun tabii özelliğini bir daha hatırlatalım izleyicilerimize. Hatırlatalım. Buyurun. Sıvı tuz binlerce metre yer altında bulunan tuz madenlerinin, tuzların arasından bir kaynak suyu çıkarken yeryüzüne o tuz dalıyor çıkartıyor. Yani şu bardağın içerisindeki görmüş olduğun su gibi çıkartıyor. Biz yani yüzyıllar, bin yıllar öncesinde. Milyarlarca yıl önce. Bu yer kürenin oluşumundan itibaren. Ondan daha önce. Önce oluşmuş oradaki minerallerin. Minerallerin. Yer altındaki suların onları ne yapması sonucunda? Çözmesi ve yeryüzüne beraber yeryüzüne çıkarıyor. Yani Anadolu'da bizi dinleyenler şunu iyi bilirler. Eşmeler vardır böyle yer altından böyle çıkar. Evet. Böyle büngül büngül şey yaparaktan, kaynayaraktan çıkar. Mesela nehirler, hepsi mineral değil tabii, mi? Tabii nehirler de öyle yer altından çıkar. Aynen o şekilde çıkıyor ve tamamen bir mineral yumağı. Biz buna tuz demişiz. Aslında tuz değildir. Eczanelerde ilaç olarak satılan minerallerin hakiki ta kendisidir. Hakiki 84 mineralden oluşuyor. Evet, 84 mineralden oluşuyor ve insan organizmasında da 84 mineral var. Yani sende de 84 mineral var, bende de. Aynı mineraller bu bizim ürettiğimiz ve insanlara sunduğumuz sıvı tuzda var. En önemli bir özellik daha var. Hemen onu yani yer altından çıkarken sonuçta siz bunu herhangi bir etkileşim görmeden, bir hava evet sirkülasyonu. En önemlisi de o. İşte en önemlisi en önemlisi o. Evet. Bugün tuzların tuz vasfını yitirmesinin en önemli sebebi hava ile temas etmesi. Tabiatta olması. Tabiatta tuz havada bulunan rutubeti, nemi kendi bünyesinde toplar. Zararlı maddeleri tabii toplar. Tabii toplarken havamız kirlendiği için, bunu bugün artık benim söylememe gerek yok. Dünyadaki 186 ülkenin lideri de diyor ve toplantılar yapıyorlar bu havayı nasıl temizleriz diye. Havada bulunan kimyasalları tuz rutubetle birlikte alıp bünyesine topluyor. Tuzun en riskli tarafı budur. Açıkta bulunan bir tuz havada ne kadar radyasyon, karbondioksit, karbonmonoksit varsa, kimyasal varsa alır üstüne toplar. Yani sen onu tuz olarak yediğin zaman işte Dünya Sağlık Örgütü'nün, sağlık teşkilatı aman ha tuz yemeyin dediği tuzların içerisindeki bu kimyasallardır. Aslında tuz masum. Normalde tuz minerali. Normal tuz masumdur yani tabii. O masum. Masum değil. İnsan için olmazsa olmaz. Olmazdı. Masum diye bir şey yok. Yani hayır, masum dediğin hayır, nötrdür. Hayır, şeydeki. Masum dediğin nötrdür. Doğadaki mesela tuz gölündeki tuz masumdur ama doğamız kirlendiği için ne yapıyor? O doğadaki zehir haline geliyor. Zehir haline geliyor ve biz bir de bunu ne yapıyoruz? Sofralarımızda kullanabilmek için
ne yapıyoruz? Ayrıca bunu? İşleniyor, rafine İşte, ediliyor. Rafine ediliyor. Rafine edilirken zaten ayrıca kimyasallar sıkıntı orada kuruluyor. Doğuyor. Ayrıca şimdi geçen şimdi basa basa bunların altını tabii, tekrar hatırlatalım. Geçen bir enteresan şey oldu. Ben hep böyle bizim sıvı tuzla ilgilenirken ya diğer tuzlarda nedir diye onların da sitelerine girdim ve işte, sitelerinde kendi tuzlarıyla ilgili neler anlatıyorlar bunları biraz okuyayım dedim. İnanır mısın? Meşhur tuzların sitelerine girin. Meşhur tuzların kimler olduğunu biliyorsunuz. Kendi ifadeleriyle tuzlarının zehir olduğunu söylüyorlar. Kendi ifadeleriyle içerisine ağır katkı maddelerinin katıldığını söylüyorlar. Kendi ifadeleriyle çok yüksek ısılarda bunları rafine ettiklerini ve içerisinde hiçbir mineralinin kalmadığını kendi ağızlarından, kendi sitelerinde söylüyorlar. Mesela bir tuz reklamı vardı. Akar, akar, akar. Evet, evet, evet. Bu tuzluktan tabii, akıyordu. Akması için içerisine kendilerinin alüminyum sülfat koyduğunu kendileri söylüyor. Ben söyleyeyim. Normalde o tuz rutubet gördüğü zaman akmıyor, akmaz. Değil mi? Akmaz ama şu anki tuzların hiçbirisi rutubet almaz. Onların tuzlarının çünkü hiçbirisi gibi, rutubet almaz. Dediğiniz gibi bir kimyasalla donatılmış olduğu tabii, için akar tabii, akar akar oluyor. Yani laklamışlar, kaplamışlar, kapatmışlar. Ya o rutubeti almıyor. O üzerinde rutubeti bir katkı maddesi var. Üzerinde bir katkı maddesi var. İşte o tuzu tükettiğimiz topakla, zaman diyorsunuz siz. O tuzu tükettiğimiz zaman işte bütün hastalıkların müsebbibi, sebebi, anasıdır. Onun için Dünya Sağlık Teşkilatı tuz olarak raflarda satılan, işlenmiş, rafine edilmiş, doğada, tabiatta kalmış olanları tuz olarak biliyorlar. Başka bir şeyi tuz olarak bilmiyorlar. Dolayısıyla onu da insan yiyip yediği zaman rahatsız oluyor ve hasta oluyor. Diyorlar ki en kolay yolu ya tuz yemeyin diyorlar. Yani üç beyazdan sakının birisi de tuz diyorlar. Aslında sağlıkçıların tuzun ne olduğunu öğrenmeleri lazım. Öğrendikten sonra bize göre tuzsuz hayatın olmayacağını insanlara söylemeleri lazım. Evet. Bugün bu işi iyi araştıran bilim adamları tuzsuz hayatın olmayacağını, tuzsuz akıl sağlığının korunamayacağını, tuzsuz aynı zamanda beden sağlığının korunamayacağını biliyorlar ve söyleyen çok değerli bilim adamları var. İşte o değerli bilim adamlarından bir tanesi buna geleceğim. Kitabı, buna geleceğim. Bu kitabı yazdı. Evet. O değerli bilim adamlarından bir tanesi. Hemen söyleyeyim. Evet. Hemen alabiliyor muyuz arkadaşlar bunu? Sağlığın temeli sıvı tuz ve su. Evet. Yani sağlığın temeli sıvı tuz ve su. Bu kitabı bir kimse okusa suyu, tuzun insanlara ne kadar faydalı bir şey olduğunu, tuzsuz hayatın olmayacağını, tuzsuz akıl sağlığının korunamayacağını, tuzsuz beden sağlığının korunamayacağını, bir insan gerçek tuzu ve suyu içtiği zaman başka bir gıdalara ihtiyacı olmayacağını, tuzun içerisinde bulunan 84 mineralin nelere faydalı olacağını bu kitabı okuyunca anlar. Orada zaten şöyle evet, yapalım hemen. Kimya mühendisimiz Sayın Mennan Aysan Kuzan'la. Kuzan, evet. Evet, sağlığın temeli sıvı tuz ve su. Mennan Bey'in çok eseri var. Mennan Aysan Kuzanlı kimyacımız. Şöyle de güzel altında bir anekdot var. Biz konuşmuyoruz, kitaplarımız anlatıyor diyor. Evet. Çok güzel bir ifade bu. IQ Kültür Sanat Yayıncılığın bir eseri bu evet, aynı zamanda. Bunu çok ince bir kitap. Fakat içerisinde dediği gibi yazarımızın da kitaplarımız anlatıyor diyor. Bunu tekrar arkadaşlar verebilirsek şöyle bir kitabımız. Mennan Aysan Kuzanlı kimya mühendisi. Ve şöyle yapıyoruz. Bizim ürünlerimizi alan herkese bu kitabı ücretsiz hediye ediyoruz. Öyle mi? Evet. Bizim ürünlerimizi alanlara şimdi bizim herhalde ekranda bizim ürünlerimizle ilgili telefon numaraları yazıyordur. Buradan sipariş veren herkese bu kitap ücretsiz olarak geliyor. Bu kitap bir insan aşağı yukarı 80-100 sayfalık bir kitaptır. Bir insan bir günde okur. Okuduğu zaman hayatın gerçeklerini ve tuzun kıymetini ve önemini anlar. Evet. O zaman işte bu kitabın içerisindekileri uygularsa sağlıklı olmanın ilk temelini ve ilk adımını atmış olur. Evet. Bir daha hastalık diye bildiğimiz hiçbir hastalıkla karşı karşıya gelmeyeceğini anlar. Bugün bir arkadaşım arıyor. İşte çocuğunun ameliyat obezmiş, ameliyat olacağından bahsediyor. Hı hı. Ben ona biraz anlatınca o arkadaşıma ya obezitenin ana sebepleri neler anlatınca o zaman dedi ki ameliyata ihtiyaç yok. Evet dedim ameliyata ihtiyaç yok. Çünkü insanlarımız yemeğe acıkmadan yiyorlar. Yemeğe acıkmadan yememek lazım. Sofradan doymadan kalkmak lazım. Böyle gırtlağa kadar doyarak değil. İlk programlarımızda tabii, bahsetmiştiniz. Aynen ilk onda. Program. Yani günlük tuz ihtiyacını mutlaka alması lazım.
günlük su ihtiyacında mutlaka alması lazım. Bu insan obez olmaz. Evet. Velev ki bilmeden obez oldu. Bu bilgiyi bilmeden obez oldu. Önüne de konuta yedi. Ve doymak bilmedi. Şimdi bu bilgiyle bilgilensin. Bu kitabı okuduktan sonra zaten günlük 2,5 ile 10 gram tuz almanın muhakkak elzem olduğunu öğrendikten sonra günlük 1,5 ile kilosuna, yaşına, mevsime ve yaptığı işe göre 3 litre de su içtikten sonra o insan acıkmayacak. Bir de acıkmadan yemek yemediği zaman, acıkmadığı zaman insan yemek yemezse kilo olmaz. İnsan durduğu yerde nefes alırken hava insana kilo yapmaz. Kilo yapan şeyler bellidir. İçerisinde karbonhidrat olan, işte kalori değer olan, içerisinde şunu bunu olan şeyler kilo yapar. Yani ihtiyacın yoksa, vücudun ihtiyacı yoksa vücut ne yapar? Onu alır bir yerlere depo yapar. Dolayısıyla tuz o kadar önemli bir gıda ki insanın hayatını tanzim eden, insanın hayatını düzenleyen, iç organları, bütün organlarımızı güvenlik altına alan bir üründür. Yani ben şu tuzla tanıştıktan sonra bütün dünyaya bakış açım, sağlığa bakış açım, beslenmeye bakış açım, yaşam biçimine olan bütün bakış açımın hepsi 180 derece değişti. Peki 180 derece değişti, ne oldu? Vallahi çok şey oldu. Yeniden gençliği bir yaşamaya başladım. Ben bu tuzu başladığımda 57 yaşındaydım. Şimdi 61 yaşındayım. Maşallah. Ve 57 yaşından şu anda ben 50 yaşın altına doğru indiğim kanaatindeyim. Ve inanıyorum ki benim yaşım ilerleyen zaman içerisinde 65-70 olduğunda benim yaşım da 40'lı yaşlara doğru inecektir. Zaten bu tuzu doğru şekilde bir kullanan insanın biyolojik yaşı 40 yaşın üzerine çıkmaz Levent Bey. 40 yaşın biyolojik yaşı. Nüfus kağıdındaki yaşın 70-80 olabilir. Ama biyolojik yaşın, yapın, bu görmüş olduğun beynin, karaciğerin, akciğerin, miden, bağırsakların, damar sistemin, kardiyovasküler sistemin, kalp damar sistemin, eklemlerin, adalelerin, sinir sistemin hepsi 40 yaşındaki gibi olur. 40 yaşındaki gibi olur. Şimdi bu bilgileri sizdeki donanıma, sizin böyle bir donanımına sahip olmanızın nedenini ilk programlarımızda söylemiştik. Bizi yeniden, evet. Yani yeni izleyen izleyicilerimiz için siz aynı zamanda sporcusunuz. Evet. Türkiye'nin ilk spor akademisi mezunu. Akademi mezunusunuz. Bu konuda yani anatomiyi de çok iyi bilen bir yapınız evet, var. Evet, anatomiyi. Ve o anlamda da bunu kendinizle eşleştirebiliyorsunuz. Tabii kendimle ve aynı zamanda tuzla ilgili bilakis Alman bilim adamlarının yapmış olduğu çok kıymetli yayınlar var ve kitaplar var. Mesela hemen affınıza sığınarak tuzun işlevi ve kaynağı nedir diye bir cümle okumak istiyorum burada. Oku tabii, buyurun. Sayın Mennan Bey. Şimdi tuzun beden sıvılarının uygun düzeyde kalmasını sağlamak gibi yaşamsal ve önemli bir işlevi vardır. Evet. Bunun nedeni de suyun hacminin içinde çözülmüş olan tuz oranına bağlı olmasıdır. Bedendeki tuz miktarı hassas mekanizmalarca oldukça sabit bir düzeyde tutulduğunda buna bağlı olarak kan ve öteki sıvıların hacmi de ayarlanmış olur. Evet. Bu yaşamsal işlevlerin daha sağlıklı olması için tuzu rafine tuz olarak almamalı, doğal sıvı kaynak tuz olarak almalı. Diye yani, çok önemli bir ifade. Sıvı vardır. Tuz olarak dünyaya alındığında vücutta regülatör görevi görüyor. Her şeyi tanzim ediyor. İşte yani bir trafiği düşünün ve dört yol ağzı var. Orada lambalar da yok, polis de yok. Ne olur? Keşmekeş olur değil mi? Oraya lambaları taktığın zaman o keşmekeşlik biter. İşte tuz vücuttaki o sinyalizasyon sistemi gibi o sistemi ayarlıyor. Çünkü içindeki minerallerin de görevleri olduğu için tabii. Yapısal gereği değil vücudun mi? Vücudun elektrolit sistemini ayar eden sıvı tuzdur. Elektrolit evet. Sistemini. Beynimizdeki nöronlardan tırnaklarımıza varıncaya kadar oradaki impulslarla konuşturan, impulslarla buluşturan ve beyindeki emri tırnaklarımızın ucuna kadar götürmesini temin eden tuzdur. Doğru sıvı tuzdur. Yani ve hücrelerimizin içerisine su girmesini de temin eden, vücudun su ihtiyacını, su kuruluğunu gideren de tuzdur. Eğer tuz yoksa siz hiçbir zaman için hücrelerinizin su kuruluğunu gideremezsiniz. Su açlığını gideremezsiniz. Su açlığı gitmeyen bir insana da doyuramazsınız kardeşim. İstersen 100 öğün yemek yedir bir günde, doymaz o insan. Doyması için hücre kuruluğunu, hücre açlığını gidermen lazım. Gidermediğin zaman o insan kendini hep aç hisseder, önüne de ne koysan yer. Bizi dinleyen burada binlerce, milyonlarca insan, hakikaten ya ben öyleyim, ben doymuyorum diyordur. Evet.
Hani kimisine derler ya, gözün doysun. Ya gözün doysun, o bir terimdir. Ama önce tuza ve sonra suya doymadan insanların gözünü doyuramazsın, midesini doyuramazsın. Doymaz. Çünkü su açlığı ve gıda açlığı beyinde aynı merkezden yönetiliyor. Eğer sizin hücreleriniz içerisine yeterli miktarda su girmediyse hep hücreler açım diye bağıracaktır. Hücrelerin içerisine de su girebilmesi için sıvı tuza ihtiyaç vardır. Sıvı tuz yoksa sen istersen 100 litreyi iç. Şuradan girer, buradan çıkar. Yani onu hemen şey yapalım. Sıvı tuza ihtiyaç var derken burada 84 mineralden bahsediyor. Tabii ondan bahsediyor. Demiri, çinkosu, manganı, kalsiyumu. Dedik ya biz diğerlerinden ayırt edelim. Onun için sıvı tuz diyelim dedik ya. Çünkü aslında bunu sürekli tekrar edelim. Çünkü yanlış anlaşılıyoruz gibi geliyor bana. O mineral yumağı. O 84 mineral, işte o dediğiniz hücrelere su giriyor çıkıyor ya, giriyor çıkıyor. Onu dengeliyor, regüle ediyor dediğiniz olay bu zaten. Evet. Yani suyla beraber. Ha hücreler içerisine... Hücrelerin içerisine bütün gıdaların girmesini temin ediyor. Hücrelerin içerisindeki asitlerin de dışarıya çıkıp atılmasını sağlıyor. Evet. Yoksa hücrelerin içerisindeki amino asitler dışarıya çıkmıyor. Hücrelerin içerisinde kalıyor. Bu anahtar açacak ki hem girsin hem içerideki dışarıya çıksın. Ya o regülasyonu sağlıyor dediğiniz gibi. Tabii. Yani giriş çıkışlarda. Giriş çıkış sağlıyor. O sizin örnek vermeye çalıştığınız. Yani anahtar görevi Mehmetciğim. Anahtar. Şimdi bu stüdyonun kapısı var. Şu kapının anahtarı yanımızda olmasa, kapıda kilitli olsa içeriye ne girebiliriz ne de içerideki insanlar ve içerideki malzeme dışarıya çıkabilir. Aynı şekilde vücudun anahtar görevini yapıyor. Organizmanın anahtarı. Hem açar hem kapar. Zaten peygamberimiz de öyle buyuruyor. Yemeğe tuzla başlayın, tuzla bitirin. Kim yemeğe tuzla başlar, tuzla bitirirse Allah-u Teala onu 330 hastalıktan korur. Birincisi delilik diye buyuruyor. Bugün tarihte bizi dinleyenler çok iyi bilirler. Tuzsuz Deli Bekirler vardır tarihte. Neden tuzsuz Deli Bekir olmuş? Hayatında tuz yememiş. Tabii bu hikayenin olduğu tarihler belki bundan 500 yıl önce, belki 1000 yıl önce. O zamanki tuzlar temizdi ve doğruydu. Adam tuz yememiş ve aklını oynatmış. Bugün tuzsuzluğun varacağı en... Kokuyoruz ya. Tabii tuzsuzluğun varacağı en kötü nokta Alzheimer olmamız. Alzheimer olmasının ana sebebi vücudumuzda doğal tuz olmaması. Burada çok önemli bu bir Alman bilim adamının bir açıklamaları var sıvı tuzla ilgili de. Evet. Geleceğim oraya. Biraz önce söylediğiniz bir cümleden bir soru sormak istedim. Buyurun. Çünkü dediniz ya, trafik lambası dediniz. Bir kavşaktan bahsettiniz. Evet. Trafik lambası olmazsa bir keşmekeşlik olur dediniz. Aynen. Regülasyonu sağladığı için tuzun, daha doğrusu 84 mineralin vücut içerisindeki aslında bir trafik lambası görevi yaptığını buradan defalarca söylememiz lazım. Yani trafik lambası görevi çok minik ve basit bir görev. Vücudun bütün doğru işlemesini ama sebebi. Bizi izleyenlerin anlaması açısından bir düşünün. Elektrikler her noktayı trafik lambası gibi düşünebiliriz. Evet, yani o kavşaktaki o keşmekeşliği düşündüğünüz zaman bir dengesizlik söz konusu olacaktır. İşte obezitedir, diğer türlü hastalıklardır falandır filandır. Aklına gelen kanser de dahil olmak üzere. Levent şimdi dedi. Kesinlikle bir de şimdi tuzsuz Deli Bekir dediğiniz için de hemen aklıma şu geldi. Konjöktürde, dünya konjöktürüne baktığımız zaman aşağı yukarı insanlığın çoğu antidepresan ilaçlar kullanıyor. Tabii %25'i. Daha fazla bence. Çünkü bu kayıtlı olan %25. Olan işte, kayıtlı olmayan yani, kim bilir belki o kadar da var. Yani biz hani gizliyoruz ya böyle. Tabii. İşte psikoloğa gitmeyin falan filan, böyle de bir özelliğimiz var. Hadi Türkiye olarak söyleyelim, dünyadan boş verelim. Aşağı yukarı yarımız belki daha fazlası antidepresan ilaç kullanıyordur veya kullanmıştır. İşte sebebi bu. Sebebi vücudunda bu minerallerin, bu sıvı tuzun içerisindeki minerallerin olmamasından kaynaklanıyor. Yani vücut dengesinin tutarsızlığından, bozulmasından diyelim. Bu 84 mineralde o yapıda, sıvı yapıda dengelediği için antidepresyonun biyoloji uç noktası Alzheimer. Evet. Yani biraz daha Alzheimer. Bugün eğer biz kendi adımızı söyleyebiliyorsak sebebi vücudumuzda bunun içerisinde bulunan mineraller olduğu için tabii söylüyoruz. Ki kesinlikle. Bu mineraller olmadığı zaman söyleyemeyiz. Alzheimer hastası oluruz. Değil mi? Yani Bu temin ediyor. Ya işte şeker hastalığındaki insülin yetersizliği, biraz dengesizliği. Biraz önce stüdyoyu ayarlarken arkadaşlar şurada 3-5 tane lamba yanmadı. Niye yanmadı? Mutlaka bir elektrik akımında bir problem var. Ama şimdi yandı lambalar. Şimdi yandı. İşte o akım geldi.
Akım geldiği için lambalar yandı. Evet. Aynı şekilde akımı temin eden bu. Akım, yani burada bu binada elektrik var mı? Var. Ama buradaki lambalar yanmıyor. Neden? Arada bir kontak var. Ya işte onu sağlayamıyor. İşte vücutta beyin de var, adene de var, sinir sistemi de var ama onu götürecek, o elektrizasyonu yapacak ürün olmazsa aynen o şekilde sen kolunu bile kaldıramazsın. Ayağını oynatamazsın. Aklını söyleyemezsin. Sebebi bunun içerisindeki mineraller noksan olduğu için. Hemen Alman bilim adamı Batman Chart mı diyor? Nasıl okunuyor evet. Bilmiyorum. Birkaç tane burada bir sürü yazmış da ben size destek olsun diye söyleyeceğim. Beyin hücreleriyle sinir hücrelerinin arasındaki haberleşme ve iletişim bilgilerinin sağlıklı olarak yapılmasına yardımcı olur. İşte benim anlattıklarım evet. Bilimsel olarak. Gıdaların bağırsaklar tarafından emilmesini görevini yapar. Tabii. Artı adele kramplarına faydalıdır. Tabii. Yani diyor. Vücutlarda eğer bir kramp varsa hani evet. Kramp girer böyle ya. Hı. Mesela hamlar insan sebebi vücudunda doğal tuz mineralleri yok. Minerallerin olmaması. Minerallerin olmaması. Yani bu bahsettiğimiz 84 tabii, mineral eksikliğinden kaynaklanıyor. Bir şey daha yazmışlar. Uyku sırasında salya akışının sebebi vücuttaki tuz azlığıdır. Tabii. Çoğumuz genelde sabah kalktığımız zaman yastık ıslanır. Yastığın ıslandığını görürüz. Sebebi budur evet. O zaman böyle bir şey gördüğümüz zaman yeter biz tuzsuz deli bekiriz diyeceğiz. Evet, tuzsuz deli bekir olmaya doğru gidiyoruz. Sıvı tuz libidonun artmasında yardımcı olur diyor. Bu ne demek? Yani insanlar için, canlılar için önemli olan bir olaydır bu da. Evet. Yani ürememiz için olsun, tabii. Mutlu bir yaşam sürdürmemiz tabii. için de vücudun dengeli olması tabii, lazım. Tabii çok önemli. Hem erkek hormonları hem kadın hormonları için yani önemlidir bu. Erkek hormonlarının, hani bugün gergedan filan fıstık bir şey satıyorlar ya, hepsi hikaye. Ya bir insan sağlıklı olduğu zaman libidosu da yüksek olur, sağlığı da yüksek mutlu olur. Mutlu olur değil mi? Mutluluk hormonları da salgılanır. Yani sağlıklı bir insanın buna ihtiyacı yok ki. Yani gergedan boynuzuna. Bunların hepsi organizmayı bozan şeyler. Siz sıvı tuzla birlikte sıvı tuzu bünyenize gıdalarla ve başka yollarla aldığınız zaman zaten libidonuz da tavan yapar. Efendim üremeniz de en üst seviyede olur. Bunların gidip tedavi olmuyor falan hiçbir şeye ihtiyacınız olmaz. Çünkü Cenab-ı Hak seni yaratırken hem kadınlık hem erkeklik hormonu kadın kadında erkek erkekte var. Ama senin yollar tıkanmış. Senin yolları işte düzenleyen bunun içerisindeki şimdi mineraller. Hemen ben parantez açıyorum tamam o zaman. Yani o trafik lambası dedik ya. İşte bu orada bir kargaşa var. Bu oraya geldiği zaman o kargaşayı düzenliyor. Senin işte o erkeklik hormonunda libidonda tavan yapıyor. Şimdi geçen hafta program sonunu hatırlıyor musunuz? Ondan hı. Önceki hafta ben size bir soru sormuştum. Demiştim Mahmut Bey bizi arıyorlar. Televizyon arıyorlar ve soruyorlar. Bu tuz işte performansla ilgili sıkıntılarımızı da giderir mi diye. Evet. Sakın yanlış anlamayın sevgili izleyiciler. Sonuçta insanlık yaşantının içinde olan bir şey evet. Ama farklı farklı algılamalar sonucunda, farklı reklamlar sonucunda insanlarımız farklı alanlara çekilmiş. Evet. Ve biz de bunu çok fazla dillendirmek istemiyoruz. Daha doğrusu böyle şeylere karşıyız. Yani televizyon ekranı sırf insanların bu eksikliğini tamamlatma anlamında reklamlar yapılmasına karşıyız. Evet. Yoksa yaşamın içinde bir şeydir. Bu ben o reklam yapanlardan, o tip ürün yapanlardan utanıyorum. İşte utanıyorum sorduklarında bu tuz, evet. Bu tuz faydalı mı dediğimizde ben size sormuştum. Böyle bir şeydi konuşalım diye. Özellikle de bunu gördüm burada ve siz de yeterli açıklamayı yaptınız. Yani insan sağlığının o da libidonun düşük olması da hormonlara düşük olması da insan sağlığı ile ilgili bir soru. Tabii efendim. Bu da insan sağlığına 84 mineralde evet. Yerine getirdiğine göre demek ki her yani şeyde kullanılabilir. Orada, bakın orada biraz önce anlattığımız kavşaktaki trafik problemi gibi bir problem var. Onun için o insanın o hormonları çalışmıyor veya az çalışıyor. Aynen öyle. Şimdi bu tuz oradaki kargaşayı da trafik sinyalizasyonu gibi veya da trafik polisi gibi ayarlayınca o da doğal olarak yoluna giriyor. Şimdi Allah-u Teala erkek yaratmış, kadını kadın yaratmış. İkisi beraber olunca da işte dünya, nesil devam ediyor. Evet. Sen sağlıklı olmazsan istediğin kadar efendim bilmem ne gergedan boynuz al. Olmaz kardeşim. Olmaz. İşin doğalına ve doğrusuna bakmak lazım. Anla. Bu insanı sağlıklı hale getiriyor. Sağlıklı hale gelince de her şey yoluna giriyor. Ya burada arkadaşlarım zaman az kaldığını söylüyorlar. İkinci bölümde burada yeni ürünlerden bahsedeceğiz ama bunlar önemli konulardı. Çok bunlar. O yüzden
böbreklerdeki aşırı asitlerin idrar yoluyla atılmasında önemli rol oynadığını söylüyor evet. bilim adamımız. Kitapta sevgili izleyiciler bu vücudun bilgiler var. Asit baz dengesini kuruyor Levent yani, Bey. Şimdi Allah-u Teala insan organizmasını yaratırken %70 baz, %30 asit olarak. Denge bu. Fakat yediğimiz içtikleri biz de bu denge, hele bilakis rafine edilmiş, işlenmiş ürünlerle birlikte bu denge tersine dönüveriyor. Yani asit derecesi %70, baz dengesi %30'a düşüyor ki ve çok tehlikeli bir şey. İşte sıvı tuz bu dengeyi de ayarlıyor. Evet. Yani vücuttaki asit baz dengesini ayarlıyor. Seni doğru olan baza ve doğru olan aside doğru yönlendiriyor. İşte regüle dediniz ya. Regüle basitçe. Yani hemen hemen her noktada sadece libido değil, her noktada efendim dengeliyor. Mesela böbrekle ilgili tansiyon hastaları, yani tansiyonu mesela insanın 17-18'lerde, 20'lerde seyrediyor. 20'lerde seyrediyor. Mütemadiyen ne zaman ölçülürse ölçülsün 20. Hayatına şu tuz girince yemeklerine ve diğer yerlerde onu da regüle ediyor. O da normal nereyse oraya düşüyor. 13 ise 13, 12 ise 12, 14 ise 14 buraya düşürüyor. Evet. Büyük tansiyonlu. Küçük tansiyonlu 7 ise 7, 8 ise 8'e getiriyor. Bir daha tansiyonla ilgili bir problemle karşılaşmıyor. Mesela burada yine duyguların düzen içinde olmasına yardımcı olur demiş. Örneğin demiş. Evet. Doğal sıvı kaynak tuzunda bulunan lityum. Evet. Lityum depresyon lityum. İçin evet. faydalıdır. Bu kadar. Artı beynindeki serotonin ve melatoninin korunmasını sağlar. Bu kadar. İşte biraz önce. Bu kadar. Ya bunu bilim adamları anlatmış sevgili izleyiciler. Dediğim gibi bir Alman bilim adamının yaptığı çalışmaları belirli bir bölümüne Sayın Mennen Aysan Kuzanlı eklemiş. Evet. Kendi düşünceleri de var. Ben tabii yine bunlardan takılanlar olursa mesela bir misal vereyim size. Anlatacağım. Evet, buyurun. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında Heraklius denen bir imparator peygamberimize hizmet etsin diye bir doktor gönderiyor. Peygamberimize diyorlar ki işte Heraklius bize hastalanırsak faydalı olsun ve yardımcı olsun diye bir doktor gönderiyor. Ona bir oda tahsis ediyorlar. Adam oraya oturuyor ve herkese de diyorlar ki doktor gelmiştir hastalanın doktora muayene olabilir, doktordan yardım alabilir. Aradan bir hafta, bir ay, iki ay, üç ay, beş ay, altı ay geçiyor. Altı ay içerisinde hiç kimse gitmiyor. Oraya hasta olarak gitmiyor. Doktor bir gün, doktor bir gün çıkıyor, peygamberimizle görüşmek istiyor. Ve peygamberimizle görüşünce diyor ki efendim ben 6 ay oldu geldim. Burada bana yer yurt da verdiniz. Herkese de ilan edildi. Efendim 6 aydan beri bana hiç hasta gelmedi. Ben sizin dininizden olmadığım için mi gelmedi insanlar bana yoksa hiç hasta mı olmadılar? Peygamberimiz ne buyurmuştu? Yemeğe tuzla başlayın tuzla bitir. Ümmeti yemeğe tuzla başlayıp tuzla bitiriyordu. Ve peygamberimizin başka bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki o şeye doktora benim ümmetim acıkmadan yemez. Acıkmadan yemez. Benim ümmetim doymadan kalkar. Siz burada bir 6 ay daha kalsanız temizliğe çok riayet eder. Siz burada bir 6 ay daha kalsanız size geniş kimse gelmez diye buyuruyor. Der. Ve doktor 6 ay daha kalıyor. 6 ay içerisinde gene hiç kimse gitmiyor ve 6 ay sonra müsaade istiyor ve memleketine gidiyor. Şimdi buradaki mesajları alabiliyor muyuz? Evet. Yemeğe tuzla başlayın, tuzla bitirin diye peygamberimizin ümmetine, sahabesine şeysi var, tavsiyesi var. İki, acıkmadan yemeyin. Sofradan doymadan kalkın. Temizliğe riayet edin. Bu dört ana maddeyi yapan bir insan hasta olmaz kardeşim. Yani bundan 1450 yıl önceki insanın fizyolojik ve biyolojik yapısı farklı mıydı? Beyin beyindi. Kalbi kalbi vardı. Karaciğer karaciğer, akciğer akciğer, böbrek böbrek, damarlar damarlar. Sinir sistemi, her şey aynı dedim, değişen bir şey yok. Biz duayı değiştirdik. Niye peki onlar hasta olmuyor da bugün bizde hasta olmayan insan yok? Anlattık ya. Sebebi işte bu dört şey. Ve bunun olmazsa olmazı. Bakın Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam yiyecek içecek konusunda tavsiyelerde bulunmuş. İncir gibi, zeytin gibi, kabak gibi. Ama hiçbir gıdaya tarif vermemiş. Bir tek tarif verdiği gıda tuzla. Şöyle yiyeceksin diye verdiği tarif tuzla ilgili vermiş. Evet. Yani şöyle yiyeceksin. Yani bu yetmiyor mu? Yemeğe tuzla başlayın tuzla bitirin. Yeter. İnsan acıktığı zaman yemek yer değil mi? Ben son... Bir de yeme
Acıktığın zaman ye. Ama şu anda acıktığı zaman insanlar yemek yemiyor. Öğün. Yani sabah, öğlen, akşam. Ya acıkmadıysan sabah, öğlen, akşam yeme. Şimdi öyle bir yemek yersin ki 4 saatte, 5 saatte mide onu hazmeder. Öyle bir yemek yersin ki mesela ağır proteinli, etli falan yemişindir. 12 saatte hazmeder. Ya bu adama 4 saat sonra yemek yedirirsen yazık değil mi o insana? İşte gibi. Söylediğiniz şeyler evet. Mantıklı. Yani biz burada sadece tuz programı yapmıyoruz. Evet. Aynı zamanda bu yaptığımız hayatın program... Hayatın tadı tuzu. Hayatın tadı tuzu ve sağlık programı bildiğimiz kadarıyla sağlık bilgilerini aktarmayı insanlarımıza, bizi dinleyenlere çalışıyoruz. Evet. Reklam arasına geçeceğiz. Geçmeden önce de yine bir şey buldum ben sayın bilim adamından. Uyku düzenini iyileştirmekte etkili olabilecek doğal bir uyuşturucudur diyor. Tuz için. Onunla ilgili söyleyeyim nasıl yapacaksınız? İkinci bölümde söyleyelim. Arkadaşım bunu ısrarla söylüyor. Bunu söylediniz şimdi şöyle. Hayır. Düşünsünler. Affınıza sığınarak ikinci bölümde bunu vurgulayalım. İkinci bölümde vurgulayalım. Evet. Peki. Uyku düzenini iyileştirmekte etkili olabilecek doğal bir uyuşturucudur diyor. Reklamlardan sonra bunu açacağız sevgili izleyiciler. Kısa bir reklam arasından sonra.